Evet. Şimdi burada bir ABC üçgeninde demiş. Sinai sin B ifadesine işte. Şimdi ABC üçgeninde A, B ve C açılarının toplamı A artı B artı C eşittir 180 açı olarak. Açılarının toplamı. iç açıların toplamı 180. Şimdi o zaman burada A var. O zaman B artı C'yi buradan çekecek olursam B artı C 180 derece eksi A. O zaman ben şuraya 180 derece eksi A yazabilirim. O zaman bu ifade neye eşit oldu? Bak birinci sinüs A eksi sinüs 180 eksi a. E, sinüs 180 derece eksi a sinüs a'ya eşittir. Birbirini 180'e tamamlayan açıların sinüsü eşittir. İkinci bölgede sinüs pozitif. Yani sin a eksi sin a. Bunlar birbirine eşit o zaman. Sin a sin b artı c'ye eşit. Yani 180 eksi a b artı c ya. O zaman bu fark sıfırdır. Cevabım c oldu. Geçtim. ikinci soruya. 1 ABC üçgeninde sinüs A bölü 2 eksi kosinüs B artı C bölü 2. Şimdi yine bak. A artı B artı C 180 derece. Şurayı biraz düzenleyelim. Buradan B artı C 180 derece eksi A. Bunu az önceki soruda da bulduk. Bir dakika şurayı şöyle bir düzelteyim. 180 derece eksi A. Her tarafı 2'ye bölersem B artı C bölü 2 eşittir. 180 bölü 2 hatta direkt 180 eksi A bölü 2 yerine şöyle yazacağım. B 180 eksi A'yı 2'ye bölüyorum. 180 bölü 2 90 eksi A bölü 2 oldu. B artı C bölü 2 aslında neymiş? 90 eksi A bölü 2. Şurası 90 derece eksi A bölü 2. Şimdi o zaman benim ifadem ne oldu bak. Sinüs A bölü 2 eksi kosinüs 90 eksi A bölü 2. Bir kere bu direkt sinüs A bölü 2 eşit. Neden? Çünkü 90 eksi A bölü 2 birinci bölgede toplamları 90 olan, 90 olan açıların Sinüs ile kosinüsü birbirine eşit. Ya da 90'da isim değiştiririm. Birinci bölge olduğu için işaret artı. Sinüs 90 x a bölü 2. E, e, kosinüs 90 x a bölü 2 yerine sinüs a bölü 2 yazdım. Yani buradan yine sin a bölü 2 eksi sin a bölü 2'den. Cevabım ne oldu? 0 oldu. Çok daha uzatmayalım mı diyelim? Uzatmayalım. Uzattım ama uzatmayalım. Şimdi. Sinüs b bölü 2 artı. Sinüs a artı c bölü 2. Şimdi yine aynı bak. A artı b artı c. Eşittir 180. Mantığımız aynı. E buradan A artı C'yi çekersem 180 eksi B. Her tarafı da 2'ye bölersem A artı C bölü 2. 180 bölü 2 yani 90 eksi B bölü 2 oldu. Yani şurası 90 eksi B bölü 2. Şimdi bu ifade eşit oldu? Bak sin kare B bölü 2. Bu birincisine dokunmadım. İkincisi sin kare 90 eksi B bölü 2. Şimdi şunu düşün. Sinüs 90 eksi b bölü 2 alalım. Tabi 90 derece işareti var. 90 derece eksi b bölü 2. Bu kosinüs b bölü 2 eşit. Birbirini 90 tamamladığı için sinüs kosinüs eşit olacak. E bunun karesini aldığım zaman kos kare b bölü 2. Yani sin kare 90 eksi b bölü 2 kos kare b bölü 2 eşit. E, sin kare alfa artı kos kare alfa 1. Yani şuradaki açılar b bölü 2 b bölü 2 aynı olduğu için sin kare artı kos kareden bunun cevabı 1 olacak. Bu trigonometre verdiğimiz en temel özdeşlikti. Doğru cevap b seçeneği oldu. Geçtim buradaki soruya. Şimdi yine aynı şekilde bak. A artı B artı C 180. Artık direkt şu işlemi yazıyorum. A artı B bölü 2 eşittir. 90 derece eksi C bölü 2. Bunu karşıya attım. Her tarafı 2'ye böldüm. Yani şurası 90 eksi C bölü 2. E şimdi tanjant 90 eksi C bölü 2. Kotanjant C bölü 2 eşit. Birbirini 90'a tamamlıyor ya. O zaman bu ifade şu mu oldu bak. Birincisi İsim değiştirdin 90'da. Kotanjant c bölü 2 çarpı tanjant c bölü 2. E tan çarpı kot 1'di. İçerileri aynı olduğu zaman. Bunun cevabı da 1 oldu. Doğru cevap yine B seçeneği oldu. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>